Herkese selamlar. Bugün sizinle Genshin'deki yeni yazı etkinliğinin bir bulmacasını çözeceğiz yine beraber. Şimdi öncelikle göreve başlayabilmek için bu yazı etkinliğinin birinci bölüm görev kısmını tamamlamanız gerekiyor. Çünkü hani bu vagonu alıp gitmeniz gereken bir yer burası. Birinci bölümü bitirdikten sonra da buradaki veya buradaki teleporta herhangi birine ışınlanarak tam olarak burada gördüğünüz çiçeğin olduğu yere gelmeniz gerekiyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bu kısımdan da vagonla beraber yola çıkarak tam olarak buradan buraya kadar geliyorsunuz. Şimdi buraya geldikten sonra buradan devam edin. Zaten ben buraya daha önceden geldiğim için küçük bir konuşma vesaire geçti. Burada ekranınız bir zoom olacak ve tam olarak bu konumda bir tane su tayfı olacak. Etkileşime geçtiğinizde zaten otomatik olarak buraya doğru ilerleyecek. Buradan devam ederek kendisini takip edeceksiniz. Arada böyle küçük notlar çıkacak. İsterseniz okuyabilirsiniz, isterseniz geçebilirsiniz. Sonradan tekrar dönüp okuma şansınız zaten var. Su tayfı en son buraya girecek ve siz de bunu bindikten sonra böyle küçük bir yolculuğa çıkacaksınız. En sonda buraya indikten sonra bu su tayfı geminin içinden çıkacak ve buraya geldikten sonra da bu şekilde bulmacanın birinci kısmını tamamlamış olacak kendisi. Şimdi bizim bu kısımda yapacağımız şey geriye kalan bu 3 baloncuğu da patlatıp ekranda gördüğünüz resmi tamamlayabilmek. Şimdi sağ üsttekini yaptık. Öncelikle sol aşağıdakiyle başlayalım isterseniz hemen. Soldan devam ettiğimizde bakın böyle bir tane çukur var. Buradan devam edin ve öncelikle burada gördüğünüz yaratık grubunu hızlı bir şekilde temizleyin. Hemen ardından da zaten su tayfını takip ederek gemiye doğru yönlendirin onu. Bu noktaya ulaştıktan sonra da su tayfımız kristalin içine girecek ve resimdeki ikinci bir parça da tamamlanmış olacak. Evet, üçüncü gideceğimiz konum da sol yukarısı olacak. Buradan hızlı bir şekilde T'ye bastık. Bu kısımda sol taraftan devam edin. Zaten karşınızda yine bir tane daha su tayfı çıkacak. Burada yapmanız gereken ilk şey buradaki alevlerin hepsini söndürüp su tayfının yolunu açmak. Buraya geldiğinizde su tayfı diğer tarafa geçecek. Siz de soldaki taşı kullanarak diğer tarafa geçeceksiniz. Aynı şekilde alevleri söndürdükten sonra su tayfı bir kez daha ileriye doğru devam edecek. Siz de aynı şekilde yukarıdaki yoldan devam ederek su tayfının yanına gideceksiniz. Yine küçük bir yaratık kesme bölümü sizi karşılayacak. Bunları da kestikten sonra yine su tayfının yanına geldiğinizde yola devam edebileceksiniz. Aynı şekilde vagonumuza bindikten sonra su tayfını tekrardan oradaki kristallerin yanına götüreceğiz ve bir kısım daha tamamlanmış olacak. Evet, şimdi ise sağ alttaki sonuncu baloncuğu patlatmakta. Bu sefer de arkamıza döndüğümüzde bakın zaten karşımıza bir tane su tayfı çıkacak. Buradan dümdüz devam edin. Bu kısımda zaten yapmaya alışık olduğunuz bir bulmaca bizi karşılayacak. Buradaki iki elemental taşı normal vurarak aktif edin. Sonrasında ise su tayfının yanına gidin. O zaten diğerini otomatik olarak açacak. Bu kısımdan sonra ben su tayfını almayı unutup devam ettiğim için size şu şekilde söyleyeyim. Su tayfını kesinlikle bekleyin. Çünkü daha burada bir yaratık savaşı vesaire daha olacak. Ama tabii ki hani almadan da giderseniz bir şey değişiyor mu? Yine bulmacadan devam ediyorsunuz. Sadece en sonunda tekrardan geri dönüp su tayfını almanız gerekecek. Yine buradaki bulmacamızda gerekli karakterleri aldıktan sonra buradaki elemental taşları aktif etmemiz gerekiyor. İlk aktif ettiğimizde hiçbir şey olmuyor. Hatta geri kapanıyorlar. Küçük bir diyalog giriyor. Sonrasında yine aynı sırayla yaptığımdan tabii ki bir sırası var mı hiçbir fikrim yok. Ama ikinci yapışımda işe yaramıştı. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Ben burada su tayfını almadığım için öncelikle böyle bir vagonla bakışıyoruz. Daha sonra geriye dönüşüm başlıyor. Evet, su tayfının yanına geri dönüp tekrardan devam ettiğimizde yolumuza bu şekilde yaratıklar çıkıyor. Yani normal olması gereken bu. Siz de eğer ki unutursanız bu şekilde tekrardan devam edebiliyorsunuz. Ve sonuncu su tayfını da vagona yerleştirdikten sonra tekrardan biniyoruz ve hemen zaten önümüzde sıradaki baloncuk bizi bekliyor.
Bu şekilde küçük bir platform oyununa başlayacağız. Burada gördüğünüz etrafı parlayan eşyaları toplamanız yeterli. Ve buradaki şeyleri de doğru yerlere yerleştirmeniz gerekiyor. Ama hiç merak etmeyin, sadece hani yanına giderek. Etkileşime geçtiğinizde otomatik olarak hangisini koyacağını zaten oyun size gösteriyor. Sadece hepsini toplayın ve tekrardan yerleştir butonuna basın. Her şeyi yerleştirdikten sonra da bu şekilde görevimiz tamamlanmış oluyor. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.